profesör, Ahmet Davutoğlu da profesör. Ama hemen üçüncü, dördüncü cümlesinde Ümit Özdağ hitabını çok Ahmet diye sürdürmeye başlıyor. Ahmet çık oğlum diyor, oğlum, yoksa git diyor, ders ver diyor. Ama bu bir yana çok spesifik konuşuyor Salim Bey. Yani spesifik bir isim. Şimdi bu ismi merak etmeyip de ne yapalım biz? Tabii ki. Ya biz buna alıştık. Yani hakikaten ben buna bu ülkenin yani siyaseti de buna dahil, devlet dahil, kurumlar dahil derin bir çürümenin içindeyiz. Yani şu üslup, şu diyalog, bu eğer bu bir siyaset ise yapılan, bu bir çürüme. Siyaset falan değil bu. Yani insan sürekli birbirlerinizi, sürekli muarızlarınızı, karşıtlarınızı tehdit ederek, sürekli böyle müphem böyle gizli bir takım göndermelerde bulunup, böyle şüphe uyandıracak ama bunun içini doldurmayan hamasete, retoriğe böyle abanarak böyle algılar yaratırcasına konuşmalar ve bu üsluplar ya bir bence siyasetin de çürüdüğünün bir göstergesi. Böyle bir üslup olamaz bir kere. Yani Ahmet Davutoğlu'nu eleştirebilirsiniz ki ben de aynı konuşmasından dolayı eleştiriyorum ve bunu açıklaması gerektiğini her zeminde söylüyorum. 7 Haziran 1 Kasım arasında ne oldu? Madem açıkladığınızda bazıları sokağa çıkamayacak insan yüzüne açıklayın diye. O kendisi kendi perspektifinden açıkladı meseleyi. Yani açıkladığını hayır, düşünüyor daha doğrusu. Bunu söylüyorum. Açıklama. Bunu hala söyleyebilirsiniz. Hı-hı. Tatmin olmazsınız. Bu Hı-hı. size yeterli gelmez. Hı-hı. Bunu tartışırsınız ama bu üslupla bu olmaz. İki, son derece üslup bırakın son derece aynı mantık hatasını kendisi yapıyor. O zaman sen bildiğini açıkla. Sen niye açıklamıyorsun? Benim bildiğim, o ismi bildiğini söylüyor. Hayır, benim bildiğim başka bir devletle ilgili diyor. O zaman sizin bir bilginiz var. O zaman siz de o bilginizi açıklayın. Şimdi herkes bir bilgiyi sahip olduğunu söyleyip kendisine bir paye koyuyor. Ama o bilgiyi gizleyerek diğerinin üzerinden de bir alan açmaya çalışıyor kendisine. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani ben onu bir kere reddediyorum. Ama eğer olayı... Olaya bakacağız burada Süleyman Soylu'ya, Süleyman Soylu'nun buradaki tavrına ya da devletin buradaki tarzına, tavrına baktığımızda çok vahim tabii önümüzde çıkan tablo. Her şeyden önce şunu söylemek lazım. Kimden gelirse gelsin, ister PKK, ister IŞİD, ister El-Kaide, ister başka bir örgüt, kimden kaynaklanırsa, kim yaparsa yapsın, terör saldırısı ve terör faaliyetleri haysiyetsiz, alçak, namussuz, haince eylemlerdir. Sıradan masum insanlara, 8-9-10 yaşlarındaki çocuklara yönelik hedefinin kim olacağı belli olmayan siz olursunuz, ben olurum, benim yakınım olur, sizin çocuğunuz olur, şu olur, bu olur. Bu insanlara hayatlarına yönelik bu kadar zalim, bu kadar haince, alçakça bir saldırı kimden gelirse gelsin lanetlenmeli, kınanmalı, şiddetle de karşı çıkılmalı. Bunu bir tarafa koyarak söylüyorum. Bu eylem de böyle bir terör eylemidir. Bunun hiçbir masum, hiçbir haklı gerekçesi de olamaz. Evet. Ama biz bu toplumda ve bu ülkede Gökmen Karadağ, Emin Bey de İlay Hanım da beni destekleyeceklerdir. Soru soramıyoruz yahu, soru soramıyoruz. Soru soramıyoruz. Bakın, ta ciğerimizin içinde İstanbul'un göbeğinde bir terör saldırısı gerçekleştiriliyor. Orada 6 vatandaşımız katlediliyor. 80 tane yaralı var. Bu kadar bir bilgi karışıklığı var ortada. Ve biz gazeteciler, aydınlar, kanaat önderleri, kim derseniz deyin, sıradan vatandaş, soru soramıyoruz. Kim yaptı bunu? Nasıl yaptı bunu? Bunun altında hangi sahipler, hangi ihmaller zinciri, hangi anlayış var, hangi menfaatler yatıyor bunun altında? Acaba biz yeniden bir halkımızın kahir ekseriyetinde şu anda 7 Haziran 1 Kasım arası Ahmet Davutoğlu'nun o işaret ettiği dönemi tekrar mı yaşayacağız acaba? Seçimler öncesinde tekrar bir senaryo mu oynanıyor, tekrar gündeme mi getirildi diye
Binlerce soru var. Bu saldırı bir zincirin ilk halkası mı olacak acaba? Korku hep bu. Şimdi yani bu soruları 2015 aklımıza bu gidiyor. Soruları soramadığımız için yani hemen bir yafta hazır. Hemen efendim sen terörist misin? Terör destekleyicisi misin? Sen işte onların alanında vesaire vesaire. Bütün vatandaşlar bundan korkuyor. O zaman ne kalıyor geriye? İşte Süleyman Soylu veya devletin ilgili organlarının ya da iktidar mahvillerinin kendilerince olayı izah etmeleri ve hepimizin de buna inanması. Şimdi bir anlayış sergiliyor orada Süleyman Soylu. Çıkıyor diyor ki ya daha olayın 24 saat geçmemiş üzerinden bütün olayı çözmüş. Kendisi bütün olayı çözmüş. Bu ülkenin soruşturma makamlarına ne gerek var? Baştan sona yaptığı soruşturmanın gizliliğini ihlal. Yani hem Süleyman Soylu hem Ümit Özdağ aynı eylemde bulunuyor. Soruşturmanın gizliliğini ihlal ediyor. Ya bu soruşturmanın, bu olayın şu anda tek sahibi var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. 10 tane savcı atamış. O savcıların yaptığı soruşturma. Daha failler ortada yok. Bağlantıları ortada yok. Kim kiminle bu işi yaptı belli değil. Süleyman Soylu çıkmış orada. Efendim hareket alanları dahil işte Kobani'den çıkmış. Afrin'e, Afrin'den Türkiye'ye girmiş. Arkasında Amerika ve Yunanistan var. Olay bitti. Kapatalım defteri gidelim. Kapatalım defteri gidelim. Şimdi biz bunun içindeki mantık bozukluklarını, hayatın olağan akışına ve bilgilerimize aykırı hususları soramıyoruz. Neden? İçişleri Bakanı bunu açıkladı artık. Onun aleyhinde bir şey söylemek neredeyse vatana ihanet. Sansür kanunu. Evet. Evet. Ya kardeşim, eğer bu kişi, bu terörist söylediğiniz gibi Aynel Arap'tan yani Kobani'den çıkmış ise Amerika ile nasıl bir ilişkisi var? Kobani Rusya'nın kontrolünde. Kobani'yi Rusya kontrol ediyor. Evet, orada YPG var. Doğru. Peki oradan Afrin'e nasıl geçti? Afrin'e gittiğiniz zaman bambaşka bir iklimle, bambaşka bir coğrafya, bambaşka dengelerle karşılaşıyorsunuz. Afrin'de kim var? Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde bir nokta orası. Ve orada YPG yok. Bakın orada YPG yok. Orada HTŞ var. Orada El Nusra var. Orada dinci radikal terör örgütleri var. Bir ay öncesine kadar Türk Silahlı Kuvvetleri egemendi. Ama bir ay önce tamamen HTŞ'nin kontrolüne geçti. Ha bu terörist iddiaya göre 4 ay ama bazı tanıklara göre 1 yıl önce Türkiye'ye girmiş. 1 yıldır orada oturduğunu söyleyenler var. O dönemde dinci radikal örgütler var Afrin'de. YPG yok. Şimdi eğer siz Amerika'ya kızıyorsanız, bunlara destek olduğu için Amerika'nın taziyelerini kabul etmiyorsanız İçişleri Bakanı olarak... Kobani'den çıkmış bir terörist ise bu, oranın kontrolünde olan Rusya'nın taziyesini niye kabul ediyorsunuz? Moskova'da da YPG'nin, PKK'nın ofisi var. Şimdi ona niye ses çıkarmıyorsunuz? Amerika'ya eğer şeyinizi çeviriyorsanız, siz Amerika'nın taziyelerini kabul etmiyorsanız ve Amerika'yı suçlayarak böyle bir şeyi kabul etmiyorum, işbirlikçisidir diyorsanız, bugün biraz önce Erdoğan'ın Biden'ın taziyelerine teşekkür ettiğine ilişkin tweetini ne yapacağız? Evet, ayrıca da onun fotoğrafını da konuşacağız. Onu nereye koyacağız? Peki. Şimdi Süleyman Soylu mu yönetiyor bu ülkeyi ve bu devleti? Bir sorgulamak lazım. Ya bu devleti kim yönetiyor? Hakikaten bu ülkeyi ve bu devleti kim yönetiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan mı? Süleyman Soylu mu? Erdoğan yönetiyor. Niye şüphe ediyorsunuz? Süleyman Soylu'nun dün olay yerinden yaptığı açıklamalar ABD'ye ve Yunanistan'a posta koymak, onunla olan ilişkiyi adeta rafa kaldırırcasına onları kabul etmiyoruz, reddediyoruz deyip suçlayıcı bir dış politik göstergede bulunması, kendisi bir hükümet görevlisi, bir iktidar görevlisi, yetkilisi, bir bakan. O düzeyde kriminal bir göndermede bulunması, ya önce Dışişleri Bakanı'na
Sonra Cumhurbaşkanı'na düşer. Yani Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı. İçişleri Bakanı'nın böyle bir görevi var mı? Böyle bir görevi var mı bir kere? Peki. Varsa onu bilelim. Peki. İki, soruşturma makamlarının da üzerinde mi kendisi? Kim kimdir? Kimin Süleyman yeri Soylu, neresidir? Bütün koltukları kendi ya üzerine almış değil. Durumda. O kadar diyorsunuz. Akizi itizine karışmış durumda ki, o kadar kafa karışıklığı var ki. Peki. Bir taraftan Soylu diyeceksin ki, ya arkadaş biz ülkede 100 tane terörist kaldı. Bunların ayak numaralarına, ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz bizim diyeceksin. Dışarıdan gelmiş demek ki bilemiyorlar ayakkabı numarası. Ya bir taraftan işte daha bir ay evvel Mersin TC'de olan saldırıda ya 13 saat bir paramotorla teröristin uçarak geldiğini iddia edeceksin. Bu garip bir şey 13 saat onun uçması. Hı hı. Hulusi Akar diyecek ki ya bizim sınırlarımızdan kuş uçmuyor kardeşim. Artık bizim sınırlarımız o kadar kapalı ki kuş uçmuyor diyecek. Bu ülkede ya 8 milyon mülteci olacak. Daha bir yıl öncesine kadar hafızalarımızda kavimler göçü gibi. Toparlıyor. Kamyon Afgan'dan evet. Şuradan hala buradan. Geliyor. Hala geliyor. Kimin geldiği, hangi teröristin, hangi uyuyan hücrenin girdiği bile belli değilken böyle yüksek perdeden efendim şeyler atacaksınız, konuşacaksınız. Sizin yapmanız gereken, ikinci turda söyleyeyim o zaman. Açıkça burada görevinizi ihmal etmişsiniz. Peki. Şimdi Emin Bey, Ümit Özdağ diyor ki 2015'te Haziran'dan Kasım'a giden süreçte bir ismi söyledin diyor Davutoğlu.